Selamünaleyküm çocuklar. Deneme sınavındaki matematik sorularının çözümlerine geçiyoruz. Bir bilgisayar oyununda numaralanmış fare delikleri ve bu deliklere ait birer tane fare bulunmaktadır. Her bir fare ait oldukları deliklerdeki numaralara göre belli aralıklarla deliklerden çıkıp kısa bir süre gözükmektedir. Örneğin 2 numaralı delikte bulunan fare 2 saniyededir, 4 numaralı delikte bulunan fare 4 saniyededir, 9 numaralı delikte bulunan fare 9 saniyede deliklerinden çıkıp gözükmektedir. Bu oyunda oyun başladıktan 576 saniye sonraki görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Size sorduğu şey şu, 576 sayısı 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 9'a tam bölünür mü? Bir sayının 2'ye bölünebilme kuralı neydi çocuklar? Birler basamağındaki rakam çift ise sayı 2'ye tam bölünür. Dolayısıyla bu sayı 6 ve çift olduğu için bu delikteki fare görünecektir tam bölünebildiği için. Peki 3'ü tam bölünür mü bu sayımız bakalım. Rakamları toplamı 3'ün katı ise 3'e tam bölünür diyoruz. 5, 7 daha 12, 6 daha 18. 18 sayısı 3'ün katı olduğu için bu delikteki fare de görünecektir çocuklar. 4'e bölünebilme kuralım ise sayının son 2 basamağındaki sayı 4'e bölünebiliyorsa bu sayının tamamı da 4'e bölünür. 76 sayısını 4'e bölerseniz çocuklar 36, 9 kere 4, 36. Bakın, 76 sayısı 4'e tam bölünebildiği için 576 sayısı 4'e bölünür diyoruz. Bu delikteki fare de görünecektir. Peki 576 sayısı 5'e tam bölünür mü? Hayır. Neden? Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olduğu zaman 5'e tam bölünür diyorduk. O halde bu delikteki fare görünmeyecek. Bir sayının 6'nın katı olup olmadığını anlamak için bu sayı 2 ve 3'e tam bölünüyorsa 6'nın katı olur. Yani 3'e bölünebilen tüm çift sayılar 6'ya tam bölünür. 2 ve 3'e tam bölünebildiğini anlamıştık bu sayının. 576 sayısı çift 1 ve 3'e tam bölünüyordu. O halde 6'ya da tam bölünür diyoruz. Bu belki fare de görünür. 9'a bölünebilme kuralını yine rakamları toplamına bakıyordum. Rakamları toplamı 9'un katı ise sayı 9'a tam bölünür diyor. 576 sayısını rakamları topladığımız zaman 18 yaptığını gördüm. Ve bu belirtisi farenin de görünebileceğini anladım. Bakıyoruz. 1. 2. 3. delikteki fareler görünecek. 4. delikteki fare görünmeyecek, sonraki delikteki fareler de görünecek. Buna uyan şıkkımız A şıkkıdır diyoruz. Ve doğru cevabı yazıp bu soruyu geçmiş oluyoruz çocuklar. Peki, ikinci soruya ilerleyelim. Milyoner adlı yarışmaya katılan Ali Bey karşılaştığı soruda seyirciye sorma joker hakkını kullanıyor. Stüdyoda diyor 1200 seyirci bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Hatta seyircilerin onunda biri soruya zamanında cevap vermediği için verdiği cevaplar iptal oluyor. Peki. Cevap verebilen seyircilerin 8'de biri A, 8'de 2 B seçeneği. Kalan seyircilerin yarısı C ve kalan kısmı da B seçeneği işaretliyor. Peki, biz diyoruz ki 10'da biri soruya zamanla cevap vermiyor. Peki, 1200 sayısının 10'da birini bulacak olursam, 1200 sayısının 10'da biri neye denk geliyor? 170'e denk gelmiş oluyor. Bunlar iptal ediliyor. 1200 kişiden 120 kişisi zamanında cevap veremediği için bunlar çıkarılmış oluyor. Geriye kaç kişi kalıyor? 1080 kişi kalıyor. Cevap verebilen seyircilerin 8'de biri A,
8'de 3'ü 5. Toplamına bakalım. 1 bölü 8 artı 3 bölü 8. Toplam 4 bölü 8. 4 bölü 8'i A ve B seçeneklerine cevaplıyor. Kalan seyircilerin yarı yarısı. Peki 4 bölü 8'i ben sadeleştirirsem niye elde edebilirsem? 1 bölü 2. Hepsini 4'e bölersem 1 bölü 2 elde etmiş olurum. Bir bütünün yarısı. Kalan seyirciler dediği için bütünden 1 bölü 2 çıkarırsam 1 bölü 2 elde etmişim. Kalanlar bunlar. Bunların yarısı C ve kalan kısmı D seçeneği işaretliyor. 1 bölü 2'nin yarısı diyor. 1 bölü 2'nin yarısı nedir çocuklar? 1 bölü 2'yi 2'ye böldüğünüz zaman birinciyi aynen yaptım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 1 bölü 4'ü C seçeneğini işaretlemiş oldum. Kaç tanesi soruya doğru cevap vermiştir diyor. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Neydi asal sayı? 1 ve kendisinden başka hiçbir geleni olmayan sayılara biz asal sayı diyor. 2 asal sayıdır. 17 asal sayıdır. 8 asal sayıdır. Ama 51 asal sayı değildir. Neden? Rakamları toplama 3'ün katı olduğu için 51 asal sayı değildir diyoruz. Peki 1080 kişinin 4'te 1'i C şıkkını işaretlediğine göre 1080'in 4'te 1'ini bulmak zorundayız çocuklar. Kısacası 1080'i 4'e böleceğiz. 1080'i 4'e bölersem 2 kere 4, 8, 28'i 7 kere 4, 28, 28'i 4'e atarsam cevabımız 270 olur çocuklar. Gelin üçüncü soruya. Dikdörtgenler prizmasının açılmış hali ikişer ikişer birbirine eş olan 6 tane dikdörtgenden oluşur. Aynı renkli yüzeyler birbirine paraleldir diyor. Buradaki renklere dikkat etmemiz gerekiyor. Buna göre yukarıda ayrık uzunlukları verilen prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Peki, verilen değerleri prizmanın açık olan şekline yerleştirirsem lila renkli olan uzun kısım 8 santim. Yani şurası 8 santim. C'nin 8 santim olduğunu anlıyorum. Şu aradaki küçük ayrıtın uzunluğu da 4 tam 1 bölü 2 santim. Bu tam sayılı kesi bileşik kese çeviriyorum. 4 kere 8 bir daha 9. 9 bölü 2 santim diyorum. Ve B'nin de 9 bölü 2 santim olduğunu anlıyorum. 12 santim sarıyla renklendirilen kısım. Yani şurası 12 santim kadar. Anında 12 santim olduğunu anlıyoruz. Bu durumda her bir yüzeyin ikişer tane olduğuna göre yüzey alanını bulabilmek için üst sarıyla belirtilen yüzey alanından 2 tane çocuklar. O halde 8 çarpı 12 bana şu sarıyla belirtilen alanı verecektir. 8 çarpı 12 dediğim zaman 96'yı bulurum. Ama bundan 2 tane var. 96 burada var. 96 burada var çocuklar. Peki bu durumda ne yapacağız? 96'yı 2 ile çarpıyorum. ...192 santimetre kare diyorum. Peki diğer alanımıza bakalım. Şimdi lila renkli alana baktığımız zaman 9 bölü 2 ile neyi çarpacağım? 8'i çarpacağım. Yine 2 tane olduğunu göreceğiz. 9 bölü 2 çarpı 8. 8 ile çarptığımız zaman 9 kere 4, 9, 6 diyorum. Ve bundan da 2 tane olduğunu gözlemliyorum. 36 çarpı 2... 72 santimetre kare. Yani şekle dönecek olursa burası da 36, şurası da 36. 2
tane usta altını toplamı 72 verecektir bana. Geldim yeşilli boyalı bölgeye. A dediğimiz 12 santim bakın. Şurası 12 santim. B dediğimiz kısım şurası. 9 dedi 2 santim. Yeşil kısımların alanını bulacak olursam 12 çarpı 9 bölü 2. Sadece işlemi yaparsak 9 kere 6, 54. Yine bundan da 2 tane uygular göre 54 çarpı 2'den ne bulmuş olacağım? 108 santimetre kare. Yüzey alanının tamamını istiyor çocuklar. O halde ben bunların hepsini ne yapacağım? Alt altı toplayacağım. 192, 72 ve 108'i topladığımız zaman 8, 10, 12, 7, 11, 372 santimetre kare diyoruz. Cevabımız 372 santimetre kare olacaktır. O halde bizim B şıkkımız cevabımızdır. Geliyoruz dördüncü soruya. Aşağıdaki tabloda bir şehirde uygulanan taksi ücretleri verilmiştir. Taksimetre açılış ücretimiz var, 100 metre ücretimiz var. 100 metreye giden bir aracın vereceği ücret 0 tam 1000'de 2275 TL. Verilen bilgilere göre bu şehirde taksiye binen bir kişi 10 kilometre yolculuk yaptığında kaç TL ödeme yapar çocuklar? Peki 10 kilometre yolculuk yaptığına göre bir taksimetre açılış ücretimiz olacak. 4.75 TL'lik bir ücretimiz var. Bu taksimetrenin açılış ücreti. Peki 10 kilometre yolculuk yapıyor diyor. 100 metredeki açı, 100 metre her bir 100 metrede 0.75 TL ödediğine göre 10 kilometrenin kaç tane 100 metrede ödediğini bulacağız. 10 kilometreyi önce metreye çeviriyorum. Metreye çevirirken 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyorum. Ve bu durumda 10 kilometre 10.000 metre. Peki 100 metrelik ücretimiz bu ise 10.000'i yüze böldüğümüz zaman 100 defa 100 metrelik mesafe gittiğini anlıyorum. Her bir 100 metrelik mesafede 0.275 TL ödediğine göre 100 ile 0.275 çarptığımız zaman 2 sıfırım var, virgülü sağ tarafa 2 defa kaydırdığımızı düşünürse 27.5 TL ödeme yapmam gerektiğini anlıyorum. 4.75 açılış ücretim vardı. Bunu eklediğimiz zaman 4.75'i toplarsam 5, 7, 5 daha 12, 7, 4 daha 11 bize elde vardı. Cevabımız 32 tam %25 TL. Yani bu. Geldim 5. soruya. Yukarıdaki tabloda bir kalemin alış ve satış fiyatı verilmiştir. Bu kalemlerden bir miktar satan bir kırtasiyeci sattığı kalemlerden 4.9 TL kar elde etmiştir. Buna göre bu kırtasiyeci kaç adet kalem satmıştır diyor. Peki bir kalemin alış ve satış fiyatları verilmişse bir kalemde elde ettiği karı bulmak zorundayım. Bir kalemden ne kadar kar elde etmiş? Buna bakalım. Nasıl bulacağım? 2 tam 10.8'den 2 tam %45'i çıkarıyorum. Çıkarma yaparken ne yapıyorduk? Eğer sonunda
sayımız yoksa sıfır atabiliyorum. Ve normal çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 7'den 4 çıktı. 3 milyonu kaldığı için 0'dan %35 TL. Peki bizim toplamda ne kadar kâr edildiğimiz söylemiş. 4.9 TL kâr edildiğimiz söylemiş. Bir kalemde 0'dan %35 kâr edildiğine göre kaç kalem sattığını anlayabilmek için 4.9'u niye bölmemiz lazım? 0'dan %35'i bölmemiz lazım. Alt alta yazarsanız normal bölme işlemi gibi virgül kaydırma yapıp daha rahat işlem yapabilirsiniz. Buradan bir virgül kaydırıyoruz. Buradan bir virgül kaydırıyoruz. Buradan bir virgül kaydırıyoruz. Buraya ne yapıyoruz? 0 atıyoruz. O halde neye dönüştük? 490 bölü 35. 490'ın 35'e böldüğünüz zaman çocuklar 14'ü terk etmiş bulursunuz. Cevap A seçeneği. Geliyoruz 6. soruya. Net sayısı doğru sayısından yanlış sayısının 3'te 1'i çıkarılarak hesaplanmaktadır. Aşağıda çoktan seçmeyi 20 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların doğru cevapları ve aslanın bu sınavda verdiği cevaplar gösteren optik cevaplar verilmiştir. Burada yapmamız gereken çocuklar cevap anahtarıyla aslanın cevaplarını karşılaştırmamız gerekiyor. Hangi soruları doğru yapıp yapmadığını işaretlememiz lazım. Tek tek bakacaksınız. Birinci soruyu doğru mu yapmış? Bu soruyu doğru mu yapmış? Şimdi beraber bakalım. Birinci soru A'ymış. A işaretmiş. Doğru. İkinci soru B'ymiş. Yanlış işaretmiş. Üçü doğru işaretmiş. Dördü doğru işaretlemiş. Beşi doğru işaretlemiş. Altı yanlış. Yedi yanlış. Sekiz doğru. Evet. Dokuzu boş bırakmış. O yüzden şöyle yuvarlak içine aldım. Onu doğru yapmış. 11 doğru, 12 doğru, 13'ü boş yapmış, boş bırakmış, 14 doğru, 15 yanlış, 16 doğru, 17 doğru, 18 yanlış, 19 doğru, 20 yanlış çocuklar kabullenmiş, bu seçermiş. Peki, kaç tane doğru? Kaç tane yanlış, kaç tane boş olduğuna bakalım. Kaç doğru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane doğru var. Altına yazdım. Peki kaç yanlış var bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yanlışı var. Yazdım. Ve 2 tane yuvarlak içine aldığım boşu var. Yönergeye dikkat edelim. Bu sınavda bir net için 6 puan alınırken diyor. O halde ben hemen neti bulacağım. Kaç neti? Kaç net yapmış bu çocuk? 3'te 1'i yanlıştan 3'te 1'i doğrularına götürecek. O halde 6'yı 3'e bölersem 2 tane doğrumuz gidecek çocuklar. 12'den 2 çıkardım. 10 netimiz var. Peki her bir net için kaç puan alıyor? 6 puan alıyor. 10 çarpı 6'dan 60 puan aldım. Devam ediyorum. Boş bırakılan her sorudan 2 puan kaybediyor. 2 tane boşumuz var çocuklar. O halde her boştan 2 puan kaybettiğine göre 2 çarpı 2'den 4 puan kaybedecek. 4 puan kaybedecek. Peki 60 puan kazandı. 4'ünü kaybederse 60'dan 4'ünü çıkardım. 56 puan almış olur. Bu durumda cevabımız nedir? Devam ediyoruz. 7. soruya geldik. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplama şeklinde yazılmasına ondalık gösteriminin çözümlenmesi denir. Peki, Ali Bey marketten elma, armut, mandalina ve salatalık almıştır. Alman ürünlerinin kütlelerinin çözümlenmiş hali aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Biz bu çözümlenmiş durumları normal ondalıklı sayı şeklinde yazarsak nasıl yazıyorduk çocuklar? Şöyle bakalım. Onlar basamağımız var. Birler basamağımız var. Şöyle yazalım. Onlar basamağı.
birler basamağı, onda birler basamağı, şuraya yüzde birler basamağı diyelim, şuraya da binde birler basamağı diyelim. Elma kısmının hemen üstlerine bakıyorum. Onlar basamağındaki sayımız 1. Birler basamağında sayım var mı? Yok, 0. Onda birler basamağındaki sayımız 2. Yüzde birler basamağındaki sayımız 4. Birler basamağından sonra ne yapıyoruz çocuklar? 1 basıyoruz. Lütfen burayı unutmayın. On tam 124 kilogram elma taşımış. Peki armuta bakalım. Onda birler basamağında 1. Birler basamağında 2'miz var. Birbirimizi attık. Onda birler basamağında 3. Yüzde birler basamağında sayımız yok. Yüzde birler basamağında sayımız da 6. 12 tam 1306 kilogram taşımış diyoruz. Mandalinasına bakıyoruz. Onda birler basamağında sayımız yok. Birler basamağındaki sayımız 6. 1'di. Onda birlerde sayımız yok. Yerine 0 yazıyorum. Yüzde birler basamağındaki sayımız 9. Bunu alıyoruz hemen. Binde birler basamağındaki sayımız 4. Bunu alıyoruz. Alt tam 1094 kilogram taşımış. Salatalık ise onda birler yok. Birler basamağındaki sayımız 6. Onda birler basamağındaki sayımız da 2. 6 tam 10'da 2 kilogram. Bana demiş ki kütlesi en az olanı Ali Bey'in oğlu Çağrı taşıyormuş. Çağrı'nın taşıdığı ürün. Hangisi daha küçüktür demek istiyor. Bu baktığımız zaman 6 tamlı olanlar daha küçük. Ve onda birler basamağındaki sayımız hangisi küçükse o daha az. Buna baktığımızda mandalinanın daha az olduğunu anlıyorum. Cevap C şıkkıdır. Sekizinci soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki bazı cisimlerin kütleleri olup verilen terazi şeklindeki bir dengelidir. Buna göre yeşille gösterilen cisim kütlesinin kilogram cinsinden değeri. Bu dengede olduğuna göre çocuklar bunlar nedir? Ağırlıkları toplamları birbirine eşittir. Ağırlıkları toplamına bakacağız. Bu tarafta kırmızıyla olan 1 tam 1 bölü 2. Bunu ben tam sayılı testi bileşkesi çevirsem 2 kere 1 2, 1 daha 3, 3 bölü 2. O halde burada bir 3 bölü 2 kilogramımız var. Artı bir de maviyle gösterilen 3 bölü 10 kilogramımız var. Bu kısmın bu tarafa eşit olması gerekiyor. 3 bölü 5, pembeyle gösterilen 3 bölü 5'tir. Yeşille gösterilen 1 bölü 10 olacağız. Peki, payda eşit dersen çocuklar toplam için 15 bölü 15, 15 bölü 10 artı 3 bölü 10 toplamda ne oldu? 18 bölü 10. Peki bunu sadeleştirirsen 2'ye bölüyorum. 9 bölü 5. Bu taraftakilere eşit olması gerekiyor. Yani 3 bölü 5 ile neyi toplayayım ki 9 bölü 5'e denk gelsin? 9 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkarırsam ben de istenilen cevabı buluruz. 9'dan 6, 6 bölü 5. Bu bir bileşik kesir. Şıklara bakıyorum, bileşik kesir şeklinde yok. Ben bunu tam sayılı kesire çevireceğim. Nasıl çeviriyorum? 6'yı 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıktı. 1 tam, burası tamdı. Şu benim paydamdı. Payda zaten hiçbir zaman değişmez. O halde 1 tam 1 bölü 5. Bilerek devamımızın değişik olduğunu anlamış oluyorum. Dokuzuncu soruya geldik. Burak 6 yaşından itibaren boy uzunluğunu duvara çizerek
Duvara çizgi çekerek işaretliyor. Burak'ın çizdiği artışık çizgiler arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. Burak 6 yaşında iken boyu 1.2 metre ve 14 yaşında iken boyu 1.68 metre. 8 yaşındaki boyu ne kadardır diyor bize. Peki 6 yaşındaki boyu 1.2 metre. Yani şuranın 1.2 metre olduğunu anlıyoruz. 14 yaşındaki boyu da şurası da neymiş? 1.68 metre inmiştir. Peki aradaki çizgileri sayacak olursam, aralıkları sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 aralık var. 8 aralıkta ne kadarlık bir boy artışı olmuş? Buna bakalım hemen. 1.68'den 1.12'yi çıkarıyorum. 0.48. Peki 0.48'lik bir artış, boy artışı kaç aralığa denklenmiş? 8. Her bir aralığın ne olduğunu biliyorum. 0.48'i neye bölüyorum? 8'e bölüyorum. Buradan 0.06 biliyorum. 8 yaşına denk geldiği yer şurası. Kaç aralığımız var? 2 aralığımız var. 0.06'yı 2 ile çarparsam 0.06 çarpı 2 2. 6 2 12 ileride 0.12. 6 yaşındaki boyunun üzerine eklersem 0.12'yi 1.12'yi topluyorum. 1.32 saniye. Yani cevabımız 1. Bir tam sayının 0'a olan uzaklığına o tam sayının mutlak değeri denir. Peki, -3 tam sayısının mutlak değeri 3, artı tam sayısının mutlak değeri 4'tür. Eşit aralıklarla ayrılmış olan sayı doğrultusunda ardışık iki çizgi arası bir birimdir diyor. Bu sayı doğrultusunda işaretlenen noktalara karşılık gelen tam sayılar A, B, C'dir. Sayı doğrultusunda C noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri 5. Buradaki tam sayının mutlak değerinin 5 olduğunu biliyoruz. Yani C'nin artı 5 veyahut da eksi 5 olması gerekiyor. İki ihtimalimiz var. Bakalım. B noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri eksi mutlak değeri 2'dir. Bunun mutlak değeri 2 ise ya buradaki sayı artı 2'dir veyahut da eksi 2'dir. Çocuklar şimdi sayı doğrultusunda burada eksi 2 olsaydı buradaki sayımız eksi 5 olur muydu? Olur. Neden? Sayı doğrultusunda sağa doğru gittikçe sayı değerlerimiz ne oluyordu? Artıyordu. Yani eksi 5 olması mümkün değil. C'nin 5 olduğunu anlıyorum. Buradan geriye doğru gelelim. Buradaki sayımız 4. Buradaki sayımız 3, 2, 1, 0. Bunu nereden biliyorum? İki çizgi arası 1 birim bakıyor. 1'den 0'dan sonra eksi 1. Sonra eksi 2. B'nin eksi 2 olduğunu anlıyorum. Eksi 3, eksi 4 ve A'nın da ne olması gerekiyor? Eksi 5. Bunun mutlak değeri kaçtı dediğimiz üzere eksi 5'in mutlak değeri artı 5'tir diyoruz. Gelelim 11. soruya. Ondalık gösterimi istenilen bir basamağı yuvarlamak için bu basamağın sağındaki ilk rakamın sayı değeri 5 ile karşılaştırılır. Rakamın sayı değeri 5'ten küçükse İstenilen basamaktaki rakam değişmez. Sağındaki her bir rakam değeri 0 yaptır. 5'e eşit 5'ten büyük. İstenilen rakam basamaktaki rakam 1 artır. Sağındaki her bir rakam değeri 0 yazılır. Zeki alınan sapan bir mağdurda ürünlerin tek fiyatı birler basamağına ya da onda birler basamağına yuvarlanarak satılmaktadır. Burası önemli. Birler basamağına ya da onda birler basamağına ürün yuvarlıyoruz. Müşteri hangi basamağa göre yuvarlama işlemi yapılarak ürünü satın almak istediğine karar veriyor bu işlemine göre kasada ödemeyi yapıyor. Çünkü müşteri neye göre karar verir?
hangisinde daha düşük fiyat elde ediyorsa ona göre karar verecek. Kasa 1'de diğerler basamağına göre, kasa 2'de onda diğerler basamağına göre yuvarlama yapıyor. Peki, buradan hemen kasa 1'de diğerler basamağına göre, burada ise onda diğerler basamağına göre yuvarlama yaptığını biliyorum. Oyuna alan ata göre en uygun fiyata göre ödeme yapmak için kasa 2'den ödeme yapmıştır. Yani onda birler basamağına göre yuvarladığında sayı değeri daha küçük olmalıdır. Sizler şunu yapmalısınız. Sayıyı hem birler basamağına göre hem de onda birler basamağına göre yuvarlamanız gerekir. Hangi değerde küçük buluyorsanız o oyunu satın almıştır diyebilirsiniz. Birler basamağına göre yuvarlama yapmak için neye bakıyoruz? Onda birler basamağı. Beşten büyük olduğu için bunu ne yapmam lazım? Bir artırmam lazım. 39'da yuvarlamış oldum. Peki onda birler basamağına göre yuvarlama yapmam için bir önceki basamağa bakıyorum. 9, bunu bir artıracağım. 10 olmuş oldu. Yani bunu 0 edip buna elde verdiğimiz zaman 39. Hepsinde eşit fiyat olduğu için burada hangi kasayı tercih etmesi onun için bir problem teşkil etmeyecektir. A şıkkı değil mi? Birler basamağına göre yuvarlama yapması için onda birlere bakacağım. 5 ve 5'ten büyükler için bunun sayı değerini 1 artırıyorum. 41. Onda birler basamağına göre yuvarlama yapmanın için buna bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için aynen bırakıyorum. Birler basamağına göre yuvarlama yaparsam 46,5. Bakın kasa 2'yi tercih edebilir çünkü buradaki değeri daha düşüktür. Olan 2. Eymen bilyelerin dörderli ve beşerli saydığında her seferinde 2 bilyesi artmaktadır. Buna göre Eymen'in bilye sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu çocuklar 2 bilye artıyorsa sayının 4'e ve 5'e bölümünden kalanının ne olması gerekiyor? 2. 4'e bölündüğünde kalanımız 2, 5'e de bölündüğünde kalanımız 2'dir. 4'e bölünebilme, 2'yi 4'e bölerseniz alanımız 2 olacak. 45'e bölünme bulmak zorunda. Birler basamağındaki sayıları söylüyor. Bu olur. Peki 72'yi 4'e bölerseniz çocuklar 72'nin 4'e bölümünden kalanı 2 olması gerekiyor. Buna bakacaksınız. 72 sayısının 4'e tam bölündüğünü görüyorum ki kalanın 2 değil, cevap 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinin sonucundan daha küçüktür? Bunları tek tek işlem önceliğine göre çözmeniz gerekiyor çocuklar. A şıkkına baktığımız zaman işlem önceliğinde öncelikle üstü sayılarımızı alıyorduk. Sonrasında parantez başlı parantezi bakıyorum. Sonrasında çarpma veya bölümü en sonu toplama çıkarmamız gerekiyordu. 36-24 bölüm 4 artı 2008 bölü 4. Hemen burada bölme işlemlerini yapabilirsiniz. 8'i 4'e böldüm 2, 24'ü 4'e böldüm 6. O halde son bizim sayımız 36 eksi 6 artı 2'ye dönüşmüş oldu. 36'dan 6'yı çıkarıp 8 eklediğimiz zaman 32'yi bulmuş olursunuz. İsterseniz şıkların başından ne bildiğinizi yazalım. 32. Peki buradaki işlem önceliğimiz nedir? Önce parantez için en içte parantez için yapıyorum. 12'den 2'yi çıkardım. 10. 60'ı 10'a böleceğim. Sonra 1 ile toplayacağım. Parantezimi bitiriyorum. En sonunda da 3 ile çarpacağım. 60'ı 10'a bölersem 6. 1 ile topladım. 7. 7 ile 3'ü çarpıyorum. 7 ile 3, 21. B şıkkındaki cevabı da 21 olarak veriyorum. Parantez için önce çarpma işlemi. Bu 3 kere 3, 9. 9 3 daha 12.
Hemen devam ediyorum. 72 bölü 12 artı 2 çarpı 7. Burada bölme ve çarpma işlemini soldan sağa doğru yani yapabiliriz. 72 12 bölü 6 7 kere 14. Buradan cevabımızı 20 buldum. Hemen başkasını yazıyorum. 3 kere 3 9 eksi. Üçlü sayıları nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Kuvvet kadar sayı yan yana yazılarak bulunuyor değil mi? Peki. 9 eksi 16 bölü 8 artı 10. Buradaki hangi işlem öncelikli yapacağım? Böyle işlemi. 9 eksi 16'yı 8'e böldüğümüz 2. Sonra da 10'la toplayacaksınız. 9'dan 2'ye çıkardığımız 7. 10 eklediğimiz 17. Ve şıkkında 17 olarak geliyorum. Hangisi daha küçüktür diyor. Baktığımız zaman 17'nin daha küçük olduğunu görüyorum ve cevap bilgisidir diyorum. 10. Aşağıdaki görselde birbirine hazırlanan ayranın şişelenme ve paketlenme süresi gösterilmiştir. 9 litrelik bir depomuz var. 4'te 3 litrelik şişelere doldurulup 24 adet şişe yan yana konularak paketleniyor. Buna göre diyor, bir günde kaç paket ayran hazırlandığını bulalım. Çocuklar 900 litrelik bir bizim depomuzda bu 900 litrelik depoyu ne yapacağız? 4'te 3 litrelik şişelere dolduracağım. Yani 900'ü 4'te 3'lük şişelere dolduracaksam kaç şişeye ihtiyacım olduğunu bulacağım. Bu benim kaç şişeye ihtiyacım olduğunu gösteriyor. Diyelim ki 100 tane şişe buldum. 100 şişe. Her bir paketlemede 24 tane şişe kullanıyorum. Bakın 24 şişe. O halde kaç tane bizim paketimiz var? Bunu bulmak için ne yaparız? Bu şişe sayısını neye bölersiniz çocuklar? Bir paketteki ayran sayısını, şişe sayısını bölerek sonucu bulmuş olduk. Neden sonucu istemiyor? Bu işlemi diyor. Nasıl yaparsınız? Cevabımızı elimizde görelim. Devam edelim. 15. soru. Aşağıdaki tabloda iki etaptan oluşan bir yarışmada yarışmacıların etapları bitirme süreleri dakika içerisinden verilir. Hemen bunları çocuklar öteki sayıları normal tam sayıları çevirin. 5 üstü 3 nasıl bulunur? 3 tane 5'i yan yana yazarak çarpacaksınız. 5 kere 5, 25. Bir daha 5'le çarptığımız zaman 125. 2 üzeri 5'i nasıl bulduk? 5 tane 2'yi yan yana yazarak çarpacaksınız. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 çarpı 2'den 32 bulursunuz. 3 üzeri 4'te 4 tane 3'ü yan yana yazarak çarpacaksınız. 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 7, 27 çarpı 3'den 81 olduğunu görürüm. 4 üzeri 3, 4 tane, 3 tane 4'ü yan yanınızı çarpıyorsunuz. 4 çarpı 4 çarpı 4, 4 kere 4, 16, bir daha 4'ü çarpıyorsunuz. 64. Peki bilgi kaç dakikada bu etabı bitirmiş? 80 değil mi? 64'ü hemen topluyorum. 145. Kaç dakikada bitirmiş bu etabı? Hemen 125 ile 32'yi topluyorum. 157. Atak daha uzun sürede bilgi, daha kısa sürede daha önce bitirmiş. Peki bilginin atadan ne kadar önce bitirdiğini bulalım. Bilgi atadan 12 dakika önce bitirmiş. O halde cevabımız A. Geliyorum 16. soruya. Bir bahçede sadece elma ve armut ağaçları vardır. Elma ağaçlarının sayısını tüm ağaçların sayısına oranın.
Otlar elma bölü tüm ağaçlar. Ama neyi vermiş? 4 bölü 9. Diyor ki armut ağaçlarının sayısının armut önemli olan neydi? Önce ifade edelim. Armut ağaçlarının sayısının armutun elma ağaçlarının sayısına oranını soruyor. O yüzden armutu önce hay kısmını yazması dedim ki hangisi önce ifade ediliyorsa onu ilk kısmınızı. Elma 4'ün katı, tüm ağaçlar 9'un katı. E, tüm ağaçların içerisinde elma ağaçları da var. Elma ağaçları nedir? 4'ün katıysa 4'ün katı elma ağaçları, elma. 4'ü neyle toplayın 9, 9, 5? 5'in katı da neye katı olacaktır? Armut. O halde armut 5'in katı, elma sayısı da 4'ün katı olmak zorundadır. Cevap ağaç. Dört tam onda beş, altı tam onda sekiz işleminin sonucundan büyük en küçük doğal sayı kaçtır? Çocuklar hemen ondalıklı sayılarda çarpma işlemi. Dört tam onda beş ve altı tam onda sekiz. Virgül yokmuş gibi çarpma yapıyor katıları. Sekiz kere beş, kırk. Dört elde. Sekiz kere dört, 32. Dört daha, 36. Altı kere beş, 30. 3 elde. 6 kere 4, 20. 3 daha, 27. Topladığımız zaman 0, 6, 7, 3 daha, 10, 1 de elde. Şimdi burada ben virgülü nereye yazacağım? Virgülden sonra burada bir basamağımız var. İkinci çarpanda virgülden sonra bir basamağımız var. Bu basamak sayılarını topladığımız zaman iki basamak. Sağdan sola doğru iki basamak kaydıracağım. Sağ tarafa kalemimi koydum. 1, 2. O zaman benim cevabım 30'dan %60 ya da 10'da 6. Sayının sonunda virgülü sayılarda sıfırın hiçbir şey ifade etmediğini biliyorum. 30'dan 10'da 6'dan büyük en küçük sayıdır. 30'dan sonra gelen en küçük sayımız nedir? 31. Cevap C. Şıkkı. 18. Asam öğretmen hazırladığı bir etkinlikte 2, 3, 5 asal sayılarının yazılı olduğu kartları öğrencilere dağıtıyor. Öğrenciler asam öğretmenin söylediği sayının asal çarpanlarını bulup asal sayının kuvveti kadar kuru üzerindeki kartların üzerine koyuyor. Çocuklar hemen örneğe bakalım. 40 sayısını asal çarpanlarına ayırmış ve 2'nin kübü çarpı 5 şeklinde bilmiş. 2'nin üzerinde 3 sayısı olduğu için 2'nin üzerine 3 tane kul koymuş. 3 rakamımız var mı? Yok. O yüzden üzerine kul koymamış. 5'ten bir tane olduğu için her sayının biliyorsunuz üzerinde bir birinci kuvvet vardır. O halde 5'in üzerine bir tane kul koymuş diyebiliyorum. Aşağıdaki görselde bilginin elindeki kartın son görünümünde diyor. 2'nin üzerinde 3, 3'ün üzerinde 1 ve 5'in üzerinde 2 kul bulunmaktadır. Hasan Öğretmen aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse bilginin ilave edeceği kullar ile birlikte 2, 3, 5'in üzerindeki kul sayıları eşit olmuş olur. 2'nin üzerinde 3, 3'ün üzerinde 1, 5'in üzerinde 2 kul bulunmaktadır diyor. E çocuklar bakın burada hepsinin eşitlenebilmesi için 2'den 3 tane var. 3'ten bir tane. E buraya 2 tane daha kul koymam gerekiyor mu? 5'in üzerinde 2 tane kul var. Hepsinin 3, 3, 3 olması için bir tane de 5 lazım. Yani 2 tane 3'ün, 1 tane de 5'in olacak. 3'ün karesi 9. 5 ile çarptım. 40. Cevabımız 5. Verilen ABC kümelerine göre
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Eksi 5 ile artı 6 arasındaki, bakın şurası çok önemli, arasındaki tam sayılar. O halde A küme benim eksi 5 ile artı 6 arasındaki sayılar. Sayıda olsun düşündüğünüz zaman eksi 5 ile artı 6 arasındaki şu aradaki sayılar düşündüğünüz. Söyleyin bana ne olacak? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deniyorum arasındaki. Peki kaç tane elemanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eleman sayılar nasıl gösteriyorduk? S takısıyla. A kümesinin eleman sayısı 10 adet. Peki B tek rakamlar götürdüler. Rakamlar. Tek rakamlar. Rakamlar neydi? 0'dan 9'a kadar olan sayılar. Tekleri yazıyorum. 1, 3, 5, 7, 9. Peki B kümesinin eleman sayısını hemen yazalım. B kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Ben bu arada sırf denemeyi çözmek değil ama biraz da tekrar yapmak istiyorum. Asal sayı olan çift rakamlar. Mesela asal sayı olan çift rakamımız kimdir? Sadece 2'nin dışında çift olan bir asal sayımız var mı? Yok. Hatırlayın, asal sayılarla bol oynuyorduk. Orada da sadece 2'nin asal sayı olduğunu görüyoruz. Hangisi yanlıştır diyor. A kümesinin eleman sayısı 10'dur diyor. Doğru. A ile C kümesinin kesişiminin şunu kesişme. Yani ortak eleman sayısının 1 olduğunu söylüyor. A kümesi ve C kümesi. İşte burada 2 var. Burada da 2 var. Sadece 2'nin ortak olduğunu görüyorum. A ve C kümesinin elemanlarının kesişimi bana 2'nin olduğunu gösteriyor. Ve eleman sayısının kaç olduğunu söylüyorum. Doğrudur. B birleşim C. B birleşim C'yi yazalım. B ile C'yi birleştirdiğiniz zaman bakın. Birleşim demek hepsini içine al demek. Ne diyorduk? Hepsi benim. 1, 3, 5, 7, 9 ve yanına da 2 yerleştirmiş oldum. Peki bunun eleman sayısı ne olur? B birleşim C'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. Bana ne demiş? 7. Yanlış. Cevabımız çeşit. Özdeş büyüklükte kartlara 1'den 30'a kadar tüm doğal sayılar yazılıp bir torbaya atılır. Bu torbadaki ikiye tam bölümünden, bakın buraya dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nokta, 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 29 ve 30. Bunların hepsi bu doğal sayılar bir torbaya yazılıp atılıyor kartlar. Bu torbadaki ikiye tam bölünebilen sayılar. Çocuklar şöyle düşünün. 4'e kadar yazılıp atılsaydı 2'ye tam bölünen yani çift kaç tane çift? Biri tek biri çift. Biri tek biri çift şeklini düşündüğüm için toplam kaç adet sayımız var? 30. Kaç adet kartımız var? 30. E 2'ye tam bölünebilen sayı kaç adettir? 30'un yarısı. 15 adet. Peki devam edelim. 3'e tam bölünebilen sayıların yazılı olduğu kart. Bunları tek tek yazabilirsiniz ama size pratik bir yol. 30'a kadar olan sayılar dediği için bununla ilgili bir örnekleri çözmüştük sınıfta. 30'u 3'e bölüyorum. Bulduğum bölüm kısmındaki sayı çocuklar 1'den 30'a kadar olan kaç tane sayı 3'ün katıdır? Bana onu verir. 10 tane. O halde 10 adette 3'ün katı olan sayı vardır. Diyor ki bana 2'ye tam bölünebilenlerin sayısının önce 15'i, sonra 3'e tam bölünebilenlerin sayısına oranı soruyor. 15 bölü 10. Oranda ne yapmam gerekiyor? Kesinlikle sadeleştirme yapmam gerekiyordu. Şıklarda olmaz demiştik. Sadeleştirme yapmadan 15'i 5'e böldük 3, 10'u 5'e böldük 2. Cevabımız nedir? 3 bölü 2. Yani deniz.
Tabii bu süreçte çok fazla yanlışımız çıktı diye üzülmeyin. Eğer yanlışımız çok ise o geçmiş konulara tekraren bakmanızı istiyoruz. İçinden çıkamadığınız bir şey olursa öğretmenlerimizle bizlerle irtibata geçmenizi istiyoruz. Hayırlı günler diliyorum ben size. Kolay gelsin çocuklar.